Peki diyorsunuz ki Allah'la aldatmanın baş mağduru iki nokta üst üste kadın. Hemen kendinize çektiniz işi. Doğru. Tabii. Doğru yazmışsam öyledir. Evet. Bunu tabii. Biraz açabilir miyiz? Tabii. Neden böyle bir şey söylediniz? Ya bunun için bayağı bir başlık atmışsınız ve sayfalar tabii. açmışsınız. Gayet tabii. Dinler tarihinin dinler tarihi içindeki zulüm tablolarını dikkatle incelerseniz burada en büyük zulmü kadının çektiğini görürsünüz. Ha tabii genel tarih içinde de en büyük zalimlerin içinde de epey ölçüde kadın olduğunu görürsünüz. O da ayrı bir tarafıdır tablonun. Ama sayı itibariyle, çoğunluk itibariyle kadın mazlum ve mağdur olmuştur. Ve İslam tarihinde de Hazreti Peygamber'in, bizim peygamberimizin bütün mücadelesine ve gayretine rağmen maalesef Arap şuuraltı, Arap örf ve adetinin kadına yaptığı zulüm Hazreti Peygamber'in vefatından sonra tekrar hortlatılmış ve din kisvesine büründürülerek sahnelenmiştir. Hazreti Peygamber'in ölümüne yakın bir duası var. Çok dikkat çekicidir. Münacatında Resul-i Ekrem diyor ki: Ya Rabbi, zayıfları güçlendirmek ve haklarını korumak için, özellikle kadını güçlendirmek ve haklarını korumak için çok uğraştım. Ama gerekeni tam yaptığımı söyleyemem. Bunun tamamlayıcı bir tarafı daha var. Peygamberimizin sahabileri tabii edeplerini koruyarak, peygamber huzurunda takınılacak tavrı takınarak, böyle affedersiniz lambur lumbur değil, o edebi koruyarak ama sürekli peygambere şu şikayeti ilettiler: bu kadınlara çok özgürlük verdin, çok hak verdin, çok imkan verdin, bunlar bizim başımıza çıkıyorlar ve hep seni referans gösteriyorlar. Şikayet var bundan. Hazreti Peygamber öbür aleme geçince bu şikayetlerinin icabını bir biçimde yaptılar. Kimse kusura bakmasın, orada bir cümle vardır. Yahut bunda yoksa da İslam nasıl yozlaştırıldığının kadın maddesinde hangi, var. Hangi cümle hocam? Söyleyeyim ya, bilmiyorum ben. Orada var mı? İslam tarihinin, ben söyleyeyim cümleyi. İslam fıkıh tarihinin en dehşet verici, en utanç verici ve en karanlık sayfaları kadından bahseden sayfalardır. Maalesef. Maalesef. Kadına bu kötülükler yapılsın diye Kur'an'a yalan söyletilmiştir. Peygamberimize yüzlerce yalan isnat edilmiştir ve fıkıh dejenere edilmiştir. Demin İmam-ı Azam'dan bahsettik. İmam-ı Azam'ı hayatıyla ödediği faturanın içinde kadına tanıdığı haklar da vardır. Siz bilir misiniz, İmam-ı Azam bundan 1370 sene önce tek kadınlı bir hayat yaşamış, tek çocuklu bir insan. Ve mesela bir şey yapmıştır. Fıkıh tarihinde yalnız İmam-ı Azam'a özgüdür bu fikir. İlk o getirdi. Sonradan paylaşanlar çıktı. Çok sonradan. Reşit bir kadının veya akıl bali bir kadının evlenmede veli ve vasiye ihtiyacı olmadığını, evleneceği kişiyle birlikte evlilik beyanını kendisinin yapması gerektiğini savunmuştur. Kıyamet kopmuştur. Siz bunun 1350 sene önce ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bugün daha şurada burnumuzun dibinde, Türkiye'nin orasında burasında hala birileri vasıtasıyla nikaha kıydırılıyor. Filancaya vekaleten aldım mı, verdim mi? Hala yaşıyor toplumda. Doğru. Dolayısıyla kadın hakikaten, yani fıkıh kitaplarında kadının eşekle, domuzla, kara köpekle, hem de kara köpek,
El kelbul esved, beyazı da değil. Domuzla, kara köpekle, eşekle mukayese edildiğini ve mesela şunu görebiliyoruz. Bir namaz kılanın önünden bu hayvanlar geçerse namazı bozulmaz ama kadın geçerse bozulur diyenler var. Başka bir şey söylememe gerek var mı?